Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının ilk 20.000 AYT Biyoloji Soru Bankası'nın soru çözümlerine devam etmekteyiz. Yazarımız Bülent Özçorumlu, konumuz sindirim sistemleri, test numaramız 3. Birinci sorumuza başlayacak olursak, XYZ besinleri verilmiş organik moleküller, bunların yapıya katılma miktarları verilmiş. En fazla yapıya katılan besinimiz Z imiş arkadaşlar. En fazla yapıya katılan organik molekülümüz bizim arkadaşlar proteinimiz idi. Daha sonra yağlarımız, en az ise yapıya karbonhidratlarımız katılmakta idi. Buna göre 1, 2, 3, 4 ten hangileri doğrudur diye sorulmuş. X molekülünün enzimleri ağızda üretilir. Arkadaşlar, karbonhidratları sindiren enzimler ağızda görev yapar. Bunu tükürük bezlerimiz arkadaşlar üretmektedir. Amilaz enzimini hücre içerisinde. Dolayısıyla bunlar ağızda görev yapar, ağızda üretilir tabiri yanlış olmuş. Y molekülünün kimyasal sindirimini yapan enzim sadece bir organ tarafından üretilir. Evet, yağları sindiren sadece lipaz enzimidir. Bu da sadece arkadaşlar pankreas tarafından, bir organ tarafından üretilmektedir. Z'nin kimyasal sindirimi önce midede, proteinlerin sindirimi önce midede başlar. Sonra ince bağırsakta devam ederek tamamlanmış olur. Z besininin sindirimi için 3 farklı organ enzim üretebilir demiş arkadaşlar. Evet, midemiz pepsinojen enzimini üretir. Pankreasımız tripsinojen, kimotripsinojen enzimlerini üretir. İnce bağırsağımız ise erepsin enzimini, dipeptidaz enzimlerini üreterek proteinlerin sindirimini gerçekleştirebilir. Bundan dolayı cevabımız 2, 3, 4 yani Edirne doğru olmalı diyoruz. İkinci sorumuz, sindirimle ilgili 4 tane tüp verilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yağ, su, safra var 30 derece. Burada mekanik sindirim olsa da kimyasal sindirim arkadaşlar olmaz. Kimyasal yok diyelim şöyle. Yağ, su, pankreas, öz suyu arkadaşlar. Şimdi lipaz var, yağları parçalayan, safra yok ama 20 derecede reaksiyon gerçekleşebilir. Biraz geç de olsa kimyasal sindirim vardır arkadaşlar. Yağ sistemine biz rastlayabiliriz. Gliserol rastlayabiliriz ikinci tüpte. Yağ, su, tükürük. Arkadaşlar tükürük zaten amilaz enzimi içerir. Yağların sindirimini sağlamaz. 40 derece belki çok yüksek sıcaklık değil. İnhibe olmaz enzimler. Fakat uygun enzim olmadığı için bakın yine reaksiyon burada gerçekleşmez. Yağ, su, pankreas, öz suyu ve safra. Arkadaşlar safranın olması sadece mekanik sindirimi gerçekleştirir. Bir de 60 derece var zaten. Enzim olsaydı da inhibe olurdu. O zaman burada kimyasal sindirim yok. Sadece mekanik sindirim gerçekleşmiş olur. Bir nolu birinci öngörümüz. Bir nolu tüpte gliserol ve yağ asitleri görülür demiş arkadaşlar. Görülmez. Çünkü kimyasal sindirim burada yok demiştik. Dört nolu tüpte sindirim hızı 2'den fazladır diyor arkadaşlar. Pankreas öz suyu var belki. Safra da var belki arkadaşlar. Demin yok demiştik. Dikkatten kaçmış ama 60 santigrat derece arkadaşlar. 60 santigrat derece de enzimler inhibe olacağı için kimyasal sindirim gene gerçekleşemeyeceği için burada reaksiyon meydana gelemeyeceği için sindirim hızının da 2'den fazla olduğunu söyleyemeyiz. Burada sindirim gerçekleşiyor çünkü burada hiç gerçekleşmez. Bundan dolayı bu da yanlış olmuş olur. 3 nolu tüpte sindirim için uygun enzim bulunmaz diyor arkadaşlar. Evet bakın yağ, su, tükürük var. Uygun enzim yok arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Sadece bir tüpte gliserol ve yağ asitleri görülür. Evet sadece bir tüpte, 2 nolu tüpte kimyasal sindirim gerçekleşmiş idi. Bundan dolayı cevabımız 3 ve 4 yani Ceyhan olmalı diyoruz. 3. sorumuza bakacak olursak, midede üretilen hidroklorik asit ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Mide pH'ini düzenleyerek artırır. Düzenleyeceği doğru arkadaşlar. Fakat artırır değil, pH'i düşürür. Asitlik ortamı oluşturur. İnce bağırsağı uyararak gastrin hormonunun üretimini sağlar. Arkadaşlar ince bağırsağı uyararak gastrin hormonu üretimini sağlamaz. Gastrin hormonu mideye ait bir hormondur. İnce bağırsağın enterogastrin hormonu vardır. Midedeki asitlik kitle ince bağırsağa gelip de ince bağırsağı uyardığı zaman ancak enterogastrin salgılar ince bağırsak. Bu da yanlış olmuş oldu. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar. Arkadaşlar kimyasal sindirimi sağlayan pepsin enzimidir. Hidroklorik asit sadece pepsinojeni, inaktif olan pepsinojeni aktif pepsine dönüştürür. Dolayısıyla bu da yanlış. Bakın bu da yanlış. Neden? Çünkü inaktif pepsin demiş. İnaktif pepsinojeni aktif pepsine dönüştürür olmalıydı.
Gastrin hormonu ile ilgili olarak feedback, yani geri beslememek yaparak hormonun daha fazla üretimini engeller. Evet arkadaşlar, gastrin hormonunun üretimini sağlayan parasempatik sinirlerimizden olan vagus sinirimiz yiyeceklerimiz ağızda çiğnemeye başlayınca mideyi uyararak gastrin hormonunun kana salgılanmasını ve midenin kendini uyarılmasını sağlar. Daha sonra midenin öz su içerisinde üretilen hidroklorik asit gastrin hormonunun salgısını durdurur. Bunu negatif feedback, yani geri besleme yaparak gerçekleştirilmiş olur arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız Edirne doğru olmalı diyoruz. Dördüncü sorumuz, safra kesesi alınan bir bireyde hangileri gerçekleşmez, hangi durumlar gerçekleşmez diye sorulmuş. Arkadaşlar, yağda eriyen adek vitaminin emilimi azalır. Çünkü safra yağların monomerlerinin emilimini, yağda eriyen vitaminlerin emilimini ne yapıyordu? Kolaylaştırıyordu. O zaman bu gerçekleşir arkadaşlar. Bağırsak pH'inin düzenlenmesinin kolaylaşması diyor. Arkadaşlar, bağırsağımızı safra bazikleştirir, uygun ortam oluştururdu. Şimdi safra gelmediğine göre bağırsak pH'inin düzenlenmesi kolaylaşmaz, tam tersi zorlaşır arkadaşlar. Yağ monomerinin oluşma hızının düşmesi. Evet arkadaşlar, yağların monomerinin oluşma hızı düşer. Çünkü safra mekanik sindirim sağlıyordu. Mekanik sindirim olamayacağı için yağların sindirimi zorlaşır. Yağların kimyasal sindirimin durması. Arkadaşlar, lipaz enzimi yağları kimyasal sindirimini gerçekleştireceği için safranın olmaması kimyasal sindirimi durdurmaz arkadaşlar. Bu da yanlış bir öncül olmuş oluyor. Bundan dolayı cevabımız gerçekleşmesi sorduğu için 2 ve 4, yani Bursa olmalı diyoruz. 5. sorumuz, etçil beslenen bir hayvanda 1, 2, 3, 4, 5'ten hangileri canlının sindirim kanalında gerçekleşebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu vatandaş et yiyorsa o zaman nişasta bitkisel bir şey olduğu için yemez arkadaşlar bunu. Sindirim kanalından nişasta glikoza dönüşmez. Glikoz zaten glikojene, hücre içinde ancak dönüşebilir. Bu hayvanda glikozlar, fazla glikozlar glikojene dönüşüyorsa bile hücre içinde olur. Bize sindirim kanalında demiş arkadaşlar. Glikozun karbon dioksit dönüşmesi, suya dönüşmesi solunum reaksiyonudur. Bu da yine hücre içinde olur sadece. Çünkü hücresel solunum ancak bu tepkimeyi gerçekleştirebilir. Trigliserit olan yağların monomeri olan yağ ve gliserole dönüşmesi, etçili beslenen hayvanda et yerken tabii ki hayvanın yağları da vardır. Dolayısıyla bakın, bu da reaksiyon olarak gerçekleşebilir hayvanın bağırsağında. Yine et yediği için proteinler, amino asitleri arkadaşlar ince bağırsak kısmında tamamen dönüşümünü gerçekleştirebilir. Bundan dolayı hangileri gerçekleşebilir dediği için cevabımız 4 ve 5, yani Edirne olmalı diyoruz. 6. sorumuz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri ince bağırsak ve kalın bağırsakta ortak olarak görülür diye sorulmuş arkadaşlar. Su emilimi, evet, ince bağırsak boyunca da olur. Kalın bağırsaklar arkadaşlar, suyun emilimi tamamlanır. Çünkü dışkının kuru kuru oluşması söz konusu değildir. Kalın bağırsaklar, bakın, dışkı en son şeklini alır. Dolayısıyla su emilimi de burada gerçekleşmelidir. Vitamin emilimi, B ve K vitamini kalın bağırsağımızda üretildiği için, bakın, orada emilimi gerçekleşirken diğer vitaminlerin emilimi ince bağırsağımızda gerçekleşir. Yine sindirim kanalının kayganlık oluşması için mukus üretme arkadaşlar her iki organ için ortaktır. Yine peristaltik hareketler dışkının ilerlemesi için, anüse gelmesi için, bakın, atılacak yere gelmesi için mutlaka kalın bağırsakta da şarttır. İnce bağırsakta da bakın 7 metre boyunca bu olaylar sayesinde ne yapıyor? Yiyeceklerimiz ilerlemeyi başarıyor. Kimyasal sindirim sadece ince bağırsakta gerçekleşir arkadaşlar ve biter en son. Orada en son bitmiş olur. Ağızda başlar, midede devam eder. Bakın, ince bağırsak biter diyoruz. Fakat kalın bağırsağımızda arkadaşlar ne kimyasal ne mekanik sindirim gerçekleşmez. Bundan dolayı cevabımız 1, 2, 3, 4 olacak. Cevap anahtarında Bursa verilmiş, yanlış olmuş. Cevabı Denizli olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. 7. sorumuz. Besin miktarını göstermiş. Ağızda bakın midede artış yok. İnce bağırsağımızda glikoz artışı var. Daha sonra tekrardan emilimle glikozlar tamamen yok olmuş. Sıfıra gelmiş. Çünkü kana geçmiş arkadaşlar. Buna göre insanın sindirim kanalındaki glikoz değişimini göstermiş olan grafikte diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bu grafikle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sindirimi ince bağırsakta tamamlanmıştır. Evet, bakın, orada glikoz üretilmiş. Tekrardan bitmiş arkadaşlar. Demek ki bu tamamlandığını bize gösteriyor. Besinin sindirimi ağız ve midede olmamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi besinin sindiriminin ağız ve midede olmadığını biz buradan anlayamayız. Çünkü glikozun oluşumunu gösteriyor.
Ağzımızda mesela nişasta, maltoz ve dekstrine kadar parçalanabildiği için arkadaşlar, monomer olan glikoza dönüşemediği için, bize glikoz miktarını verdiği için ağız ve midede sindirimin olmadığını biz iddia edemeyiz. Glikozun ince bağırsakta azalması kana geçmesinden kaynaklanmaktadır. Evet, ilk önce artmış, sonra bakın azalmış, kana geçmiş demek ki, alınmış, içeriye alınmış. Birey karbonhidratlı bir besin tüketmiş olabilir ki glikozlar içeriye geçmiş olabilir. Bunlar doğru öncüller. Bireyin tükettiği bu besin canlıların birinci derece enerji kaynağıdır. Evet, glikoz arkadaşlar, karbonhidratlar canlılarda enerji kaynağı olarak birinci derecede ne yapılmaktadırlar? Kullanılmaktadırlar. Bunun dolayı cevabımız Bursa olmalı diyoruz. 8. sorumuza bakacak olursak, aşağıda verilen tüplerin hangilerine kimyasal sindirim sonucu monomer oluşabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi pankreas öz suyu dipeptitleri parçalayacak olan enzimi arkadaşlar üretemez. Bunu ince bağırsağımız üretiyor idi. Bunun üretmiş olduğu tripsinojen ve kimotripsinojen büyük proteinlerin dipeptitlere kadar belki parçalanmasını sağlar. Tükürüğümüz nişastayla arkadaşlar monomer oluşumuna kadar bakın reaksiyonu gerçekleştiremez. Maltoz ve dekstrine kadar reaksiyon gerçekleşmiş olur. Mide öz suyu tripeptit arkadaşlar bakın parçalayacak enzimi yoktur. Sadece pepton ve polipeptitlere kadar mide öz suyu parçalama gerçekleştirebilir. İnce bağırsağımızda bakın enzimler ancak bunu monomere dönüştürebilir. Safra sıvısı mekanik sindirim sağlayacağı için yağları mekanik olarak parçalar monomere dönüştüremez. Ama ince bağırsağımızda sükroz arkadaşlar 30 santigrat derecede su yardımıyla sükroz enzimi ile glikoz ve fruktoz olan monomere ne yapabilir? Dönüştürülebilir arkadaşlar. Son sorumuza bakacak olursak, sindirim organlarımızda meydana gelen besin miktarları ağız, mide, ince bağırsaktaki bakın gösterilmiş. Buna göre bir insanın sindirim kanalında gerçekleştiğine göre bir grafiğimiz diyor. Bunlardan 1, 2, 3, 4'ten hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X besin monomerler ince bağırsaktan sonra kana emilir demiş arkadaşlar. X besin monomerleri ince bağırsaktan sonra kana emilmez. İnce bağırsakta kana emilir. Çünkü bütün besinlerin monomerleri arkadaşlar, oluşmuş olan organik monomerler ince bağırsakta ne yapılır? Emilerek kana geçmiş olur. Kalın bağırsağımızda suyun ve B ile K vitamininin ancak monomerleri emilir. İnce bağırsaktan sonra dediği için bu öncülümüz yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci öncülümüz Y besininin sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter. Evet, ince bağırsağımızda bakın başlamış ve bitmiş arkadaşlar. Ağız ve midede sindirim gerçekleşmemiş. Y besininin sindiriminde safra kesesi, karaciğer ve pankreas etkili olabilir mi? Evet arkadaşlar, sadece ince bağırsağımızda bakın başlayıp bitiyorsa sindirim bu yağlar olabilir. Yağların sindiriminde ise hem safra mekanik sindirimde hem de pankreasımızdaki lipaz enzimi ne yapmaktır arkadaşlar? Etkili olmakta. Karaciğerimiz safrayı ne yapmakta? Üretmektedir. X monomeri ortamın pH'ini düşürmüş olabilir mi? Evet, yağ asitleri arkadaşlar asidiktir, organik asittir ve pH'i ne yapar bunlar? Düşürebilir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız hangileri doğrudur diye sorduğu için 2, 3 ve 4 yani Ceyhan olmalı diyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.